Esselâmü aleyküm ve rahmetullahi ve berakâtüh. Kıymetli izleyenlerimiz, Sağlık Olsun programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Serkan Hocam, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. İyiyiz hocam, teşekkür ederiz. Sizleri sormalı. Hamdolsun. Allah razı olsun. Hocam, bulaşıcı olmayan hastalıkları konuşuyorduk. Üç Hı -hı. bölüm boyunca konuştuk. Bugün evet. bulaşıcı olmayan hastalıklardan, dördüncü olandan bahsedeceğiz. Hı -hı. Sanırım, aslında dört ve 5 hastalıktan bahsedeceğiz. Koah ve astım. Evet. Doğru mu? Aslında göğüs hastalıkları olarak da bunu isimlendirebiliriz. Yani evet. koah ve astım temelinde konuşacağız evet. Koahdan başlayacağız. Doğru. Hocam koah nedir? Vücudun neresinde nükseden bir hastalıktır? Nasıl nükseder? Hı -hı. Neden baş gösteren bir hastalıktır? Sebepleri nedenleri nelerdir? Bize biraz bilgi verir misiniz? Tabii. Koahı şöyle tarif etmek gerekirse Önce açılımını yapalım. Koah kısaltılmış evet. ismidir. Evet. Normalde kronik obstrüktif e, akciğer hastalığı ismi vermiş olduğumuz bir hastalık. Kısaca koah diyoruz biz hastalığa. Ve e, nasıl bir rahatsızlık olduğundan da bahsetmemiz gerekirse e, akciğer yolu üzerindeki e, alınan bir havanın kolay bir şekilde verilememesi. Yani zor olarak almış olduğumuz nefesin verilmesi olarak tarif ediliyor. Hmm. Bu zorluğunda iki nedeni olabiliyor. Bunlardan bir tanesi bizim kronik e, bronşit ismini vermiş olduğumuz bir olay. E, onu da şöyle açıklayalım. Biz nefes aldığımız zaman burnumuzdan giren e, oksijen e, solunum yolunu takip eder ve akciğere geldiği zaman burada bir kan değişiminin yapıldığı e, keseciklere ulaşır. Ve bu kesecikler herkesin işte bildiği gibi e, alveoller, bronşların, bronşlukların olduğu kısım. Herkes en azından işte bronşit olmuşum işte bronşlarım şöyle oldu vesaire gibi bu evet. kavramlara aşinadır. E, buradaki tam alışveriş esnasındaki bu bulunan alveollerin iltihaplanmasından dolayı e, alınan oksijenin geri verilmesinde problem yaşanmasından hmm. kaynaklı olabiliyor. Yani alveolin buradaki keseciklerin iltihaplanması birinci sebebi doğrudan solunumu ilgilendiren bir hastalık tabi akciğerin içerisindeki keseciklerin e, iltihap kapması yani bir yerde e, bir diğer ise bizim amfizem ismi vermiş olduğumuz bir türden kaynaklanabiliyor burada e, hava yolu üzerindeki ve e, keseciklere doğru ulaşan e, bu e, solunum yolu üzerinde belli başlı parçalanmaların yaşanması ve buna bağlı olarak da e, alanda bir genişleme olması ve alveollerin de bundan dolayı e, işlevini gerçekleştirememesi yine burada alveollerin iltihap kapmasına bağlı olarak evet. e, aynı şekilde bir aldığımız e, oksijenin yeterli bir şekilde dışarı veremememizden kaynaklanan bir hastalık olduğunu söylüyoruz. Evet. Yani kronik e, obstruktif akciğer hastalığında bireyler e, nefes almakta zorlanmazlar ama vermekte zorlanırlar. Bunda nedeni bronşlar e, solunum yolları üzerindeki belli başlı e, il ve problemlerden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Evet, teşekkür ediyorum hocam. Koah hastalığının bir nedeni var mıdır? Belirli bir nedeni? Tabii. Şundan dolayı olur diyebileceğimiz. Koah hastalığının birçok nedeni var ama e, koah hastalığının en büyük nedeni ve hatta e, bu hastalık <laughs> bununla direkt kardeştir. Yani. Ee, biraz sonra söyleyince evet bu o muymuş diyecekler. Sigara net yani direkt evet. %71 sigara ee, koa hastalığının birincil nedeni ee, şayet sigara tüketen bireyler varsa uzun vadede çünkü az önce tarifini yapmış olduğumuz o hastalıkta kronik obstrüktif akciğer hastalığı demiştik. Kronik kavramının anlamı e, uzun süredir bir hasarın bir problemin devam etmesi anlamında e, kullanıyoruz biz tıp terminolojisinde. Ve e, kronik olmasının nedeni de işte uzun süreli sigara içimine bağlı olarak. Yani e, insanlar işte 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl yani belki işte belli başlı yaşlardan tutun. E, 40 ile 50 ile 60 lı yaşlarına kadar insanlar sigara içiyorlar. Ve bu sigaradan kaynaklı olarak da e, akciğer yollarındaki ve bu keseciklerin sürekli anlamda iltihap lanması ya da bununla ilgili travmalara maruz kalması, orada belli başlı parçalanmaların yaşanması. Fakat bu ne zaman ki artık akciğerin e, diğer bronşçukları, diğer kesecikleri içerisindeki e, oradaki uyumu da bozduğu an yani artık hastalık tabibiri caizse patlak hmm. verdiği an. insanlar aa ben işte koa hastasıyım demeye başlıyor bur ee, burada sigara o birinci en çok bahsedeceğimiz nedenler arasında. Peki özür diliyorum. Diğer nedenlere geçmeden o hastalığın patlak verdiği andan bahsettiniz. Hı -hı. Erken teşhis mümkün mü bu hastalıkta? Tabii. Biraz sonra zaten tanısının nasıl konduğunu da bahsedeceğiz. Evet. O zaman biz nedenlere devam edebiliriz. Evet. Hem de öte yandan bunun evreleri de var zaten. Erken dönemde o anlamda çok kritik. birazdan bahsedeceğim inşallah. E, sigaradan bahsettik. Evet. E, i̇kinci kısım ise daha çok e, yani %70'i buysa ortalama %20-25 dolaylarında da mesleki deformasyon kısmı var. Mesleki deformasyon dediğimiz şeyde ne gibi hani hmm. meslekler diye sorulacak olabilir. E, maden işçilerinde hmm. özellikle metal e, alanında işte odun, kağıt yapımı, imalatı gibi e, çimento ve benzeri ürünlerin e, imalatının bulunduğu işte endüstri alanlarında çalışan Hı. işçiler ne yazık ki buradaki ortama bağlı olarak, mesleki olarak yaşamış oldukları bir deformasyon neticesiyle Hı. kronik obstriktif akciğer hastalığına yakalanabiliyorlar. Genetik yatkınlıklar %1, %1,5, %2 düzeyinde bir neden olabiliyor. Öte yandan hava kirliliği tabii çok Hı. önemli. Yaşamış olduğumuz şehir ya da ilçe <laughs> e, şunları zaman zaman denk gelebiliyoruz. E, bazı işte belediyelerin ya da işte bazı e, şehirlerin e, küçük olan yerlerinde işte bir kasabasında ya da bir e, köyünde mahallesinde yapılan bir çalışma neticesiyle o ortamın e, havasının kirlenmesinden dolayı Birçok solunum yolu hastalıklarına ani bir şekilde hastanelere akın akın <laughs> e, hastaların da e, nüfuz ettiğini görebiliyoruz. Bu sebeple e, aslında yerel yönetimlerin de bu konular hakkında bilgi sahibi olmaları zaten bu e, departmanlarda e, fen işleri müdürlüğü genellikle e, buna bakıyor. Hem de sağlık tarafında da bununla ilgili komisyonlar var. Belediyeler zaman zaman bu tarz e, lokal anlamda e, mahsurlar doğurabiliyorlar. Ee, özellikle ne gibi diyebileceksiniz örneğin e, yapıların yıkımı ve yapımı esnasında mesela kentsel dönüşümler bundan çok kontrollü yapılması lazım. Çünkü e, o yıkım esnasındaki e, tozun ya da işte belli başlı çimento e, parçacıklarının e, havayla bir araya gelmesi ve bu sırada e, atmosferin kirlenmesi o bölgede yaşayan insanların da işte 2-3 gün, 4 gün boyunca buna maruz kalmasından dolayı belli başlı e, krizler yaşanabiliyor. Evet. Bu sebeple hava kirliliğinin e, bu tarafından da önemi var. Yani hava kirliliği sadece e, işte herkesin ekolojik olarak bilmiş olduğu işte egzoz dumanlarıdır, yok fabrikalardan çıkan baca dumanları falan gibi öyle klişeler değil. Evet. Bildiğiniz hayatımızın içerisine de havamızı kirlettiğimiz bizim zaman zaman işte... Yan binamızda işte arka sokağımızdaki bir yıkım ya da yapım evet. çalışmalarında da bununla ilgili hava kirliliği neden olabiliyor. Öte yandan yaş ve cinsiyet kısmı var. Burada da belli yaşın üzerinde olmak tabii ki dezavantaj oluşturuyor. Çünkü akciğerler ne kadar erken ya da ne kadar taze ya da ne kadar kendi ömrünü tüketmediyse... Ve bu, bu zamanlarda eğer bu hastalığa yakalan, yakalanılmışsa daha avantajlı konumda olabiliyoruz. Fakat ilerlemiş olan yaşlar ne yazık ki bu anlamda daha dezavantajlı olmuş oluyor. Bunlar kronik e, obstrüktif akciğer hastalığının nedenleri olarak gösterilebilir hocam. Evet. Hocam peki bu nedenlerden dolayı bir bireyde belirtiler baş, gö baş göstermeye başladı Tabii. ki belirtisini de söylediniz nefes almak fakat vermekte güçlük yaşamak. Evet. Sanırım bu problemle hastaneye başvurdu ve tanısı Hı -hı. bu şekilde koyuluyor veya başka bir şekilde mi koyuluyor? Hastalığın tanı koyulma evresi ve sonrası tedavisi kaç evresi var? Onlardan da bahsederseniz memnun olurum. Tabii. Ee, öncesinde belirtilerinden biraz daha birkaç kavram daha da eklemek istiyorum doğrusu. Yani nefes almak ve vermeden bahsettik ama bunun yanı sıra nefes darlığı nefes darlığından ziyade mesela bireyin bir oturduğu yerde istirahat halindeyken herhangi bir hareket yapmadan ki yaşamış olduğu nefes darlığı vardır. Bir de harekete bağlı yaşadığı nefes darlığı vardır. Örneğin işte merdiven çıkarken nefesim daralıyor demek var. Evet. Bir de oturduğu yerde zaman zaman işte nefes darlığı yaşamak var. Öte yandan ya da e, uyku apnesi demiş olduğumuz ayrı bir sendrom var mesela evet. uykuda e, işte o, o horlama hırıltı kendisini gösterir ve belli bir yerden sonra gerçekten bir e, tıkanıklık yaşanır ve nefes alamama buna biz apne diyoruz e, uyku anında denk gelmesine ise e, uyku apnesi olarak e, nitelendiriyoruz Nefes alamadığı için silkinerek uyanma Tabi tabi evet bunlar özellikle evet. E, Ki o uyanma olmasa Yani evet. götürebilir kişiyi Evet Bundan önce tabii hırıltı yani eğer nefes alıp vermenizdeki bir ses duyuyorsanız çeşitli hırıltılar duyuyorsanız bu da yine belirtileri olarak gösterilebilir. Göğüste sıkışma hissedilmesi bu da çok sık duyduğumuz belirtiler arasında. Sadece kalp hastalıklarında ya da kalp krizi gibi olan durumlarda göğüs sıkışması, sıkışması yaşanmaz. Bunların dışında da akciğer hastalıklarında da ee, bu anlamda göz sıkışması şikayetlerinden bahsedilebilir ve e, belli başlı e, tükürükler ya da işte balgam diyebileceğimiz belli başlı renklerde farklı düzeylerde bir çıkarma ihtiyacının gelmesi. Bunlar da yine aynı şekilde iltihaptan bahsetmiştik zaten. Kronik evet. obstriktif akciğer hastalığında. Bu alveollerdeki iltihabın atılmaya çalışılması aslında. İşte kırmızıysa farklı anlamı geliyor. Yeşilse vesaire Bunlar da bizim aslında o hastalığın evrelemelerinde de bir fikir edinebildiği gibi hastalığın boyutunda bizim önümüze seren bir ibare. Bundan dışında sadece Akciğer olarak ya da işte e, nefesimle ilgili problem yaşamayıp bizim sekonder demiş olduğumuz yani yan olarak, ikincil olarak şöyle şikayetlerde de bulunuyorsa insanlar. Örneğin e, kendimi çok yorgun hissediyorum. Yani yorgunluk da birebir ilişkilidir. Neden? Neden yorgunlukla ilişkisi var? E, vücudumuzun kendisini onarması ya da iyileştirebilmesi için. İki önemli malzemeye ihtiyacı var. Bunlardan birisi sur, su, ikincisi ise oksijen. Oksijeni yeter düzeyde alamadığında, bunu dokulara ilgili şekilde e, organizasyonunu yapamadığı takdirde bedenimiz gerçekten bir zindelik haline kavuşamaz ve bu bize yorgunluk olarak döner. E, özellikle çevrenizde görsün işte burnum tıkanık der hmm. mesela ya da burun tıkanıklığı işte geniz eti gibi çeşitli e, koa haricinde de burunla ilgili de problemi olan kişilerde e, yorgunluğun çok olduğunu görürsünüz çünkü vücut beslenemiyor dokularına yeterli oksijen gitmiyor oksijen hmm. demek orayı temizlemesi anlamına geliyor ve bu oksijenin gitmediğinde ne yazık ki dokular e, hala işte bitkin çalışmış ortamın e, düzenli olmamasından ya da temiz olmamasından kaynaklı olarak ...biraz daha kendisini insanlar yorgun ve bitkin hissediyorlar. Bu da önemli bir etken ya da belirti diyebiliriz. Buna bağlı tabii işte halsizliği yanına koyabiliriz. Tabii ki insanda işte halsizlik olması, yorgunluk olması... ...beraberinde depresyonu da getirebiliyor çeşitli psikolojik olarak da dezavantajlı şeyler de hissedebiliyorlar. Evet. Yani bakın bir solunum hastalığı, bir işte koa hastalığı bakın bizi nerelere kadar götürebiliyor. Ve bu Sürekli bunu... yaşanan bir yorgunluk zaten yaşam kalitesini ciddi bir şekilde düşürecektir. Tabii ki. Gerek işte gerek evde veya sosyal hayatta. Evet. E, kişiler zaten hep böyle bir Yüzlerinin, modlarının düşük olması da e, bu yorgunluk ve halsizlikle birlikte e, ...psikolojik olarak da kademeli olarak bir e, çöküş... Evet. ...işte beraberinde kilo kaybı vesaire böyle gider yani bu süreç. E, bu sebeple bu tarz şikayetler varsa... E, ...bununla ilgili solunum yollarınızla ilgili de bir... E, göğüs hastalıkları uzmanına danışıp... E, ...bir probleminiz var mı diye sorabilirsiniz. Bunun akabinden tanık kısmına gelebiliriz. Evet. Sizi dinliyoruz hocam. Şimdi e, bu belirtilere sahipseniz... ...ya da bu belirtilerden sizde birkaç tanesi varsa... E, koah olmasa da farklı akciğer hastalıkları ya da solunum sistemine bağlı hastalıklardan muzdarip olabilirsiniz e, biz biraz koah tanısını nasıl koyuyoruz buna bakalım e, akciğer röntgeni çekilebiliyor akciğer röntgenini en çok e, şu bir yılda herkes artık duyuyor çünkü işte covid'de de evet. akciğer röntgeni çekilir ve e, akciğerin almış olduğu tahribat daha iyi gözler önüne serilir Koahta da öyle çünkü e, koa hastalığında e, bireylerin akciğerlerindeki o keseciklerin iltihapla dolması bizim röntgende direkt görebildiğimiz bir tablo. Ne kadar hangi lobları ne şiddette ne düzeyde olduğunu görebiliyoruz. E, bu sebeple akciğer röntgenini kullanıyoruz. E, bunun yanı sıra kan sayımına bakıyoruz. Yani kan değerleriyle ölçümler yapılabiliyor. E, Biyokimyası olarak belli başlı testler yapılabiliyor. E ee, ve sonnunun fonksiyon testlerine bakıyoruz. Burada sonnunun fonksiyon testlerinde spirometre demiş olduğumuz bir e, cihazla e, kişinin nefes alıp vermesi, e, hangi fonksiyonda ne düzeyde bununla ilgili e, kendisinin acaba etkili bir nefes alabiliyor mu ya da bunu verebiliyor mu? E, biz bunları ölçümlediğimiz bazı cihazlarımız var. Ve bireyler bununla ilgili işte e, zorlu bir nefes vermeye çalışırlar. Yani biz orada bu testemelerin teşvikleri vesaire vardır. Ee, elinden gelen son güçleriyle vermiş oldukları nefes ve nefeslerin çekmesi. Ee, biz bununla birlikte aslında fonksiyonel olarak nefesinin ne kuvvette olduğunu görüyoruz. Ee, bu da bizim tanı kriterleri arasında e, bahsedebileceğimiz e, kriterler arasında söyleyebiliriz hocam. Teşekkür ederim hocam. Tanıyı koyduk hastalığın evreleri var dediniz. İkinci evet. evrede olduğunu da. Tanı ile belirlediniz. Şimdi onlardan da bahsedeceğiz. Evet sanırım Tabii. evrelere geleceğiz. Ve hangi evredeyse neler yapabiliyorsunuz? Tedavi nasıl işliyor? Hı hı. Bundan bahsedeceksiniz. Sizleri dinliyoruz. Evet. Şimdi 4 evre var kronik obstriktif akciğer hastalığında. Ee, i̇lk evre hafif evre demiş olduğumuz. ikinci evre ise orta evre. Üçüncüsü ağır. Dördüncüsü ise çok ağır demiş olduğumuz evre. İltihabın kapladığı orana göre alana göre mi belirleniyor bu evre? Evet hem öyle hem de fonksiyonel olarak da belirliyoruz. Yani sadece akciğerdeki bırakmış olduğu tahribatın düzeyi de evet bizim için önemli. Şikayet olarak da önemli. Mesela hmm. e, birey hırıltı hissetmeye başladıysa mesela e, daha hafif evrededir. İşte göğüs sıkışması, e, nefes darlığı yaşıyorsa orta evrededir. E, bununla birlikte artık işte kişide yavaş yavaş balgamlar ve... E, yorgunluk, halsizlik eklenmeye başladıysa ağır evreye doğru geliyordur. E çok ağır evrede artık işte kişinin depresyonda olduğu, kilo vermeye başladığı, yatağından çok fazla hareket edemediği çünkü yattığı yerden doğrulmak bile onun için ee, sanki işte bina, yani bir bina büyüklüğündeki bir yapıyı sırtında taşımak kadar güç gelir. Oh. E, yani bunu tarif ettikleri için ben bunu söylüyorum. Hastalar bu şekilde söylerler. Sanki sırtımda işte bir kamyon var derler. Ee, o kadar yoğun efor sarf etmek zorunda kalırlar. Bu en ileri safhalardan bahsediyorum. Çünkü konuşmak bile onlar için bir güç haline gelir. Yani işte parça parça konuşurlar vesaire heceliye heceliye. Ee, bu da akciğerdeki olan hem e, bırakmış olduğu etki ve tahribattan kaynaklı olabileceği gibi işte bahsettiğim gibi e, günlük yaşamındaki fonksiyonel olarak da nefesinin düzeyi, kendisinin bedensel e, durumu da e, bu evrelemelerde bizim bakmış olduğumuz kriterler arasında. Hocam koah hastalığının nedenlerinden tanısından bahsettiniz Hı -hı. ve evrelerinden bahsettiniz. Sanırım şu an tedavi yöntemlerinden bahsedeceksiniz sizi dinliyoruz. Hocam tedavisine geçmeden önce e, biraz da astım konusundan bahsetmek istiyorum. Aslında işledikten sonra e, tedavisini birlikte e, bahsetmemiz biraz daha yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Nasıl uygun görürseniz. Her ikisi de göğüs hastalığı oldukları için sanırım tedavileri de ortak bir zemine dayanıyor. Ee, özellikle bu iki hastalıkla ilgili yapılabilecek müdahalelerde e, bazı ortak noktalar var. E, farklılıklarını göz, e, görebilmek açısından tedaviden önce bunları karşılaştırabilirsek hmm. e, hem izleyicilerimiz bu anlamda daha iyi bilgilenmiş olacaklardır. Tedavi kısmında zaten ben onları yine karşılaştırmalı olarak bahsedeceğim. Şimdi hocam e, astım demiş olduğumuz şey de e, koahtakinden e, daha farklı olarak e, burada solunum yollarındaki tıkayan e, ve nefes almayı zorlaştıran kronik bir süreçten bahsediyoruz astımda. Ve e, burada e, belli başlı süreçteki yani solunum sistemi üzerindeki düz kasların ya da e, alerjen dokuların e, dumana maruz kalmanın ya da soğuk havanın e, hava yolları üzerindeki yapmış olduğu belli başlı e, daralma operasyonu aslında astımı oluşturan şeyler olarak bahsedebiliriz. Astım demiş olduğumuz şeyde yani hava yolunun daralması var ve bu hava yolundaki daralmadan sebep de e, astım hastalığını tarif etmiş oluyoruz. Evet. Özellikle e, bu hastalıkta kronik obstrüktif akciğer hastalığından farklı olarak çocuklarda da görünür. Yetişkinlerde de oldukça göz, görünmekte. Ee, bu özellikle birbirinden ayırt edebileceğimiz e, kısımlardan biri olarak bahsedilebilir. E, nedenleri arasına bakıldığında ise yine koahla benzerlik gösterecek ama e, işte şehirlerdeki belli başlı e, kötü hava ortamının e, solunması, e, öte yandan sigara kullanımı bunda da çok önemli bir yer teşkil ediyor ve e, alerjik reaksiyonların göstermesi biraz sonra e, hangi neler alerji olarak e, tetikleyebilir e, bunları da haricen bahsedeceğim alerji ve bunun yanı sıra ve tabii ki e, genetik yatkınlık var mı yok mu bu da önemli çünkü e, astımlı bir e, e, ebeveynin astımlı çocuğu olması ihtimali e, biraz daha fazla bu sebeple de ebeveynlerimizi geçmiş soy ağacımızı biraz daha araştırarak bununla ilgili eğer astım geçmişi varsa çocuk yaştan itibaren belli başlı değerlendirmelerin ve tanıların konularak bu hastalık var mı yok mu diye bir ölçümünü yaptırmak lazım. Evet hocam. Tedavi yöntemlerine geçebilir miyiz? Yoksa daha evvelinde bahsedeceğiniz bazı şeyler daha var mı? Şöyle, şimdi nedenlerinden bahsettik. Bir de belirtilerinden ve tetikleyici olan evet. şeylerden bahsettik. Aslında astım halk arasında koa hastalığından daha çok tabii görülebilir. Tabii daha yaygın bir hastalık. Evet. Ee, burada da koa hastalığından farklı olarak e, belirtileri arasında hırıltı biraz daha farklıdır. Yani ıslık şeklinde bir hırıltı vardır nefes alıp verme esnasında. Çünkü dediğim gibi o e, hava yolunun daralmış olmasından hmm. dolayı nefes geçerken e, ıslık sesinde hırıltılar e, gelebilir. Bu e, akciğer açısından bir be, e, astım hastalığından bir belirti olarak söylenebilir. Öte yandan öksürük e, yine hava yolunun daralmasına bağlı olarak ilgili e, havanın yeterli e, şiddetle geçmemesinden kaynaklı olarak oradaki belli başlı e, yerlerin uyarılması, o hava akımının uyarılmasından dolayı e, öksürmeyle e, belli başlı bunun belirtisini görebiliriz. Ve e, göğüs sıkışması yine aynı şekilde burada da var. Belirtilerinden bahsedelim hocam öncelikle. E, burada koah hastalığından farklı olarak bir hırıltı var. Yine astım hastalığında. Fakat bu hır, hırıltı e, koahtaki gibi değil buradaki daha çok ıslık şeklinde kendisini gösteriyor. Çünkü solunum yolunda bir daralma olduğu için e, geçen hava orada bir ıslık sesi çıkarmış oluyor. Ve bu bizim için bir belirti e, olarak kabul edeceğimiz şeylerden birisi. Bir diğeri öksürük. E, aynı şekilde hava yolunun e, daralmış olmasından kaynaklı olarak geçen havanın e, buradaki ilgili basıncı tam olarak karşılayamamasından kaynaklı e, belli başlı yerlerin uyarılıyor ve bu uyarıda kişide öksürüğü teşvik etmiş oluyor. Ve e, göğüs sıkışması kuahda olduğu gibi astım hastalığında da var. E, son olarak ise nefes darlığı yine kuah hastalığında olduğu gibi astım hastalarında da olan şeylerden e, belirtilerden biri olarak bahsedebiliriz. Ve e, ikinci kısımda da tetikleyici olan şeyler var dedik. Çünkü e, astımda en önemli şey bir alerjenle uyarılma durumu ve e, etrafımızda herkes zaten belli başlı tetikleyici evet. şeyleri bilir. Örneğin işte polenler e, zamanı evet. mesela şu an e, mevsim buna doğru yaklaşıyor. E, yavaş yavaş ilkbahar geliyor ve buna bağlı olarak da e, alerjisi olan bireylerin sadece e, işte dermatolojik olarak değil e, belli başlı solunum yolunda da e, alerjen dokuların uyarılmasıyla e, astım atakları ve krizleri bu anlamda kendisini gösterebiliyor. E, evcil hayvan şayet varsa bu da e, alerjen olarak bizim e, tetikleyici mekanizmalardan birisi olarak kabul ediyoruz. Egzersiz, e, egzersiz yapmak e, bu anlamda astım hastaları için yine e, astımı tetikleyecek şeylerden birisi. Ama biraz sonra tedavide yine egzersiz diyeceğim. Ee, doğru egzersizi yapmak, uygun egzersizi yapmak e, tedavi olacak. Fakat uygun olmayan egzersizleri yapmak ise e, astım hastaları için tetikleyici bir mekanizma haline gelecek. Öte yandan kokular, e, şayet işte kimyasal kokular vesaire bunlar da yine e, ilgili daralmış olan dokuları uyaracağı için öksürüğü ve astım krizini yine tetikleyecektir. Re, Reflü olması. E, belli başlı yan etki oluşturabilecek ilaçların kullanımı, e, işlenmiş yiyeceklerin tüketimi de yine son olarak bizim tetikleyiciler olarak bahsedebileceğimiz mekanizmaları e, oluşturuyor hocam. Şimdi e, bunda da yine tanısından bahsedelim. Evet. Çünkü koa hastalığındaki tanılarımız e, bir akciğer röntgeni, kan sayımı gibi biyokimyasal süreçlerden bahsetmiştik. E, burada ise biz e, akciğer tomografisine bakıyoruz. Ee, ve bunun haricinde bahsetmiş olduğum spirometri ile solunumun fonksiyonunu test etmiş oluyoruz. Ve diğer taraftan da bizim zirve akım ölçümü demiş olduğumuz bir farklı e, ölçüm yöntemi daha var. Bununla birlikte de biz yine e, astım hastalığının tanısını koyarken bakmış olduğumuz bir kriter olduğunu söyleyebilirim. Hocam ayrıntı bir bilgi rica edebilir miyim sizden? Tabii. Tomografi ile röntgenin yani akciğer tomografisi ile akciğer röntgeninin farkından bahseder misiniz? Hangisi Tabii. neyi gösteriyor? Tabii. Şöyle röntgen ve tomografi şöyle farklılık gösteriyor aslında. Biz eğer ki yumuşak dokunun içerisini ve bu e, ilgili dokunun içinde neler olduğunu görmek istiyorsak biz bunun için e, kuvahta olduğu gibi bakmamız gereken şey e, akciğer röntgeni. Yani burada, daha doğrusu şöyle söyleyelim. Ee, röntgenle biz mesela kırıklarda röntgene bakılır değil mi? Evet. Kemik mesela kırıldığında bir röntgen çekilir ve belli olur. Ama mesela bacağınızda bir ağrı var. Ee, MR'a girersiniz. Ya da işte beyin içerisindeki olan şeyleri görmek için MR'a evet. girersiniz. Evet. Ee, bu mesela... Bizim tomografi olarak nitelendirilmiş olduğumuz şeylerden. Yani biraz daha orada yumuşak dokuları, içerisindeki dokuların ne olduğunu ne olduğunu anlamaz, anlamamıza yardımcı olan bir kısım. E, fakat röntgende ise burada e, ne var? Yani akciğer sağlıklı mı değil mi? Buna bakarız. Bu hmm. e, bize işte karartı olarak gözüküyor. Ama o karartının ne olduğunu daha iyi anlayabilmemiz için ee, biz tomografi ile daha iyi saptamış oluruz çünkü onun görüntülemesi ve e, vermiş olduğu bilgi e, bize daha farklı bir şekilde yansır ekranda ve biz onu renklendirmesine göre deriz ki ha, evet burada kan var ya da işte iltihaplama olmuş ya da işte parçalanma var ya da işte daralma var vesaire gibi. Burada e, biz tam olarak bir haritayı gördüğümüz kısım var evet e, hasar var ya da yok ötekisinde ise hasar var ama bu hasar ne? Hasarın boyutunu görmüş olduğumuz bir yöntem. Bu şekilde çok teşekkür ederim hocam. Devam edebiliriz kaldığımız yerde. Evet ve astım hastalarına özel olarak da bir başka e, yapmış olduğumuz testleme ise alerji testi. Yani kişinin neye alerjisi var bu da bizim için çok önemli çünkü astımı tetikleyecek olan o krizleri e, yaşamasını istemediğimiz için nelerden sakınması gerektiğini e, saptayabileceğimiz alerji testini yapmış oluyoruz. Şimdi gelelim hocam tedavisi. Evet. Hem kohatta hem de aslında belli başlı tedavilerimiz var. İkisinde de olmazsa olmaz tedavimiz sigaranın bırakılması. Yani solunum yolunu akciğeri ve akciğere gelmeden ki geçen tüm solunum yolu elemanlarını ne yazık ki gerçekten hem tahriş eden hem oradaki yapıları bozan veyahut da akciğere ulaştığında da buradaki kesecikleri, alveolleri iltihaplandıran o dokuları bozan ve artık akciğerin kullanılmaz hale gelmesine e, sebebiyet veren bir yapısı var. E, bu sebeple sigara kullanılıyorsa tedavide biz e, sigaranın kullanımını önlemeye gayret ediyoruz. Yani e, burada aile bireylerinden destek almaya çalışıyoruz. E, kişinin kendisini bilinçlendirmeye çalışıyoruz. E, i̇lerleyen zamanlarda yoksa bunun tablosu çok daha farklı evrelere gidebiliyor. Evet. Kuah'ta bahsettiğim üzere. E, sigara bunlardan birisi. Bir diğeri ise ee, biz aslında e, koah için söyleyeceğim şey bu. Belirtileri ve semptomları şikayetleri azaltmaya çalışıyoruz. Yani e, nefes darlığını, işte hırıltıları, göğüs tıkışmasını önlemeye çalışıyoruz. E, bunun için işte belli başlı ilaç, ilaçlar verilebildiği gibi e, farklı yöntemlerimiz de var. Birazdan daha detaylı anlatacağım. Ama koah için şunu söylememiz lazım. Eğer ki akciğerde bir hasar meydana gelmişse biz bu tamamen iyileşti artık eskisi gibi e, diye bir şey söyleyemiyoruz. Yani hmm. eğer böyle bir e, rahatsızlık ya da bir tahribat bir hasar varsa biz onu e, normal çalışmasını teşvik ediyoruz. Ya da oradaki e, iltihaplı dokuyu atmasını teşvik etmeye çalışıyoruz ki e, bu bize çok fazla e, kendi akciğer kapasitesini daha fazla yormasın. O ona yani akciğer normalde destek olacakken Akciğer içerisindeki bulunan e, iltihaplı doku artık akciğere yük olmaya başlıyor. Yani bu yükünden kurtulsun istiyoruz ve buna yönelik aslında biz tedaviler geliştiriyoruz. E, bu anlamda kişinin de tamamen iyileştiğini hiçbir zaman söyleyemiyoruz. Çünkü mutlaka oradaki dokuları hmm. bozdu ve tahrip ettiği için evet. belli başlı yerler ne yazık ki artık kullanılamaz hale gelebiliyor. Ciddi kalıcı hasar bırakan bir hastalık o zaman. Yani o. kişiler şikayetlerini azaltarak veyahut ilerlemesini önlemek. Yani biz genelde hep hastalıklara bakış açımız öncelikle Büyüyorsa devam ediyorsa durduralım yani ilerlemesini keselim ya da işte kanserde de olduğu gibi geçtiğimiz hafta anlatmıştık evet. ee, ilerleyecekse de yavaşlatalım yani daha kaliteli bir yaşam sürsün evet. yaşam kalitesi artsın ee, bunu önceleriz ama koa hastalığı için durdurmaya çalışırız ve var olan tabloyu ne kadar iyileştirebiliyorsak bunu e, amaçlarız ve bu doğrultuda da e, kişinin kendisine e, sigarasını e, kesmesini ve e, ilaçları kullanmasını isteriz. Koa hastalığında çünkü belli başta alevlenme dönemleri vardır e, kişinin ve bu alevlenme dönem dönemlerinde akciğer enfeksiyon e, alır. Bu akciğer enfeksiyonu ne kadar az alırsa e, haliyle akciğerdeki tahribat da o kadar az olmuş olur ve bu da kuahın seyrini bizim için işte çok ağırdan ağır'a gelmesini amaçlarız. Hmm. Mesela ağırdan e, orta düzeye gelmesini amaçlarız. Ortadan hafife gelmesini çalışırız. Ama hiçbir zaman hafiften artık yok diyemeyiz. Çünkü sonuçta orada belli başlı dokular e, hasar evet. gördü ve etkilendi. Ama artık yük olmayacak. Yani tedavi olduğu takdirde bu mümkün. Tamamen iyileşti diyemesek de bu mümkün. E, astım kısmına baktığımızda ise e, yine aynı şekilde... Sigara önlenmesi bizim birinci parametremiz. Fakat aslında hatırlarsanız hep dedik ki e, tetikleyen alerji yapan belli başlı şeyler var. Biz bu e, alerjen e, dokuları ya da e, tetikleyici olan mekanizmaları ortadan kaldırmaya çalışırız. Yani kişiye örnek veriyorum işte tanıyı aldı ve evinde bir evcil hayvanı var. Diyoruz ki artık yani evinde evcil bir hayvan besleyemezsin işte kedi köpek gibi. Bunlarda e, yani bunu önlemek de bir tedavidir. Evet. Ee, ve öte yandan tabi soğuk çok önemli. Ee, çünkü soğuk algınlığı e, astımını da yine aynı şekilde tetikleyen çok önemli bir mekanizma. Ee, i̇şte kalın giyinmesi ya da e, rüzgarlı havalarda mutlaka e, önemsememezlik yapmamasını e, ciddiye alması gerektiğini kış aylarında mutlaka e, sıcak yerlerde bulunması e, çok önemli. Ve tabii ki uygun bir egzersiz programının e, dizayn edilmesi. O egzersizi çok merak ediyorum çünkü yanlış yapılan egzersizin astımı tetikleyeceğini, doğru, evet. egzersizin, şart, doğru egzersizin şart olduğundan bahsettiniz. Evet. Astımla ilgili bahsedeceğimiz aslında egzersiz şu, e, kişinin ani ve hızlı gelişebilecek ataklı atak hamlelerde bulunmamasını istiyoruz. Yani örnek veriyorum, anlık bir işte. E, Mesela köpek kovalamaya başladı. Yani bu anlansızın bir anda koşmanız gereken bir durum. Örneğin bu bu tür durumda astım tetiklenir. Bu bir egzersizdir nihayetinde koşu bakıldığında dışarıdan evet koşu. Ama ani yapılan ya da işte esnemesi yapılmayan öncesinde bir ısınma periyodunun olmadığı bir egzersiz programına başlamak yine astım krizin tetikler. Hmm. Bu sebeple ...mutlaka öncesinde bir solunum egzersizi yapılması lazım. Bu solunum egzersizinde... E, ...bizim daha önceki programlarda da... kova için de önermiş olduğumuz bazı teknikler vardı. E, onlardan yine çok küçük bahsetmek gerekirse... ...işte bizim büzük dudak solunumu bahset diye bahsetmiş olduğumuz egzersiz türlerimiz var. Yani işte dudağımızı öne doğru it iterek... E, ...solunum vermek ve nefes almaya çalışmak... ...burundan nefes almak... E, 1'e 2 kat sayılı olarak nefes alıp verme egzersizi. Yani örnek veriyorum 3 saniyede nefes alıyorsak 6 saniyede vermeye çalışmak gibi. Ya da 2 saniyede alıyorsak 4 saniyede. Bunu kademeli bir şekilde biz bunun egzersiz programını tabi tayin ediyoruz. Ve e, örnek veriyorum yürüyüş koşu yapıyorsunuz. Bunları işte nefes egzersizlerinizi yaptınız, esnemenizi yaptınız, ısındınız ve yürüyüş yapacaksınız. Size uygun olan e, yürüyüş temposunda kalmanız lazım. Örnek veriyorum ee, ben işte 10 dakika koşayım işte hemen şurayı bitireyim yetişeyim de bitsin işte eve gideyim falan böyle bir acelecilikten asla bahsedemeyiz çünkü herkesin kendisine göre bir ritmi vardır özellikle astım ve koa hastalarında söylüyorum bunu ee, o ritmi belirlemek önemli sizi zaten bireyler bunu hissederler yani o astım krizi tetikleneceğini koşunun temposu arttıkça Geliyor der yani o evet. onu anlar hisseder ve biz bunun öncesinde de kişilerin aslında değerlendirmelerini yapıyoruz yani bir fiziksel aktiviteye uygunluk testlerimiz var bizim ve bu fiziksel aktiviteden öncesinde kişinin kendisini <laughs> Ee, işte nabız atımından tutun da tansiyon düzeyine varana kadar ya da e, astımla ilgili olarak belli başlı bununla ilgili e, tempo yoğunlukları ile ilgili kişiye bazı ipuçları veriyoruz. Eğer işte şunlar varsa buna dikkat et bu, bu gelirse mutlaka burada durmalısın diye. Burada kişiye özgü davranmak lazım. Evet. E, çünkü işte ne dokuda ne düzeyde ya da ne şiddette bir e, krizi var yok buna göre e, olaylar değişebiliyor. Ve bizim koa hastalığında ise uygun egzersizden ziyade artık bizim fizik tedavi kısmında pulmoner rehabilitasyon ismi vermiş olduğumuz bir alana giren bir kısım. Pulmoner rehabilitasyon dediğim şey ise akciğer rehabilitasyonu aslında. Akciğer sağlığı solunum sisteminin iyileştirilmesine dair olan bir rehabilitasyon sistemi aslında. Biz koa hastalığını hatırlarsanız yine 4 evreye vermiştik. Hafif, orta, ağır, çok ağır diye buradaki pulmoner rehabilitasyonu biz ağır ve çok ağır olan 3. ve 4. evredeki olan hastalara yönelik gerçekleştiriyoruz. burada kişinin çünkü düzenli bir nefes ritmi yok. Habire nefes darlığı yaşıyor. Ben işte eğer çok ileri evredeyse doğrulmak bile onun için artık çok zor. balgam durumu var vesaire. Yorgunluk, halsizlik, bitkinlik durumları var vesaire vesaire. Ve biz burada kişilere özgü onların işte e, akciğerde biriken şayet balgam vesaire dokuları atmak için bazı metotlar ve tekniklerle e, onları pozisyonluyoruz. Yani yatakta nasıl yattıklarından tutun. Doğrulduklarında onlara örnek yapmış olduğumuz bizim işte perkisyon demiş olduğumuz ya da vibrasyon demiş olduğumuz e, sırta vurma e, tekniklerimiz var. E, öksürmeye yönelik teşviklerimiz var ve bu şekilde aslında e, içeride birikmiş olan belli başlı balgam dokun atılıp Akciğerin biraz daha fonksiyonel olarak rahat bir şekilde çalışmasını, solunum yolunun daha rahat hareket etmesini teşvik ediyoruz. Bunun yanı sıra tabii yürüme ve yürüme ile ilgili çalışmalarımız var. Çünkü nefesse nefese kalma, yürürken daralma halinin ortadan kalkması için bir yürüyüşün de nefeste senkron hale gelmesini sağladığımız bir tedavi programı uyguluyoruz. Ve e, son olarak ise kişi, örneğin e, artık yattığı yerden kalkmakta da daha zorlanıyorsa, e, çok ciddi nefes darlığı vesaire yaşıyorsa, yattığı yerde kas kemik e, yoğunluğunun da erimesi gerçekleşmesin diye en azından yattığı yerde kas kuvvetlendirmesi çalışıyoruz. Yani işte ya biz pasif olarak yapıyoruz ya o yaparken biz ona yardımcı oluyoruz ya da tamamen onun yaptığı hatta ve hatta o yaparken bizim direnç uygulayarak onu daha çok kuvvetlenmesini istediğimiz e, çünkü eğer e, biz solunum fonksiyonunu düzeltirsek bu hasta tekrar oturmaya geldi ya da ayağa kalktığında vücudu onu taşıyabilsin. Adım attığında e, kasları onu düzgün bir şekilde bir yerden bir yere hareket ettirebilecek kadar e, güçte ve kuvvette kalabilsin diye. Gene itibariyle evet. hocam eee astım ve KOAH bizim bulaşıcı olmayan hastalıklarımızın e, son serisiydi ve e, bu minvalde de e, göğüs hastalıkları bünyesinde hem e, çok e, baş gösteren iki hastalığa değinmiş olduk. Hem ne olduğunu, tanı tanısının nasıl konduğunu, belirtilerin evet. neler olduğunu e, ya da tetikleyici mekanizmalarının ee, almamız gereken önlemler ve yapmamız gerekenlere dair tedavi programı dahil olmak üzere el almaya çalıştık. Ee, umuyorum herkes için faydalı, sağlıklı bir e, program olmuştur. İnşallah. Şayet bu hastalıktan muzdarip olanlar varsa da e, acil şifalar diliyorum. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Mevla'dan tüm hastalarımıza aynı şekilde acil şifalar diliyorum. Her birimize, tüm izleyicilerimize sağlıklı günler, sağlıklı yaşamlar diliyorum. Her birinizi Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki sağlık olsun programımızda görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.